Hadi şu artık şu lamp şey izleyelim ya. Şu Mr. Beast'i bir izleyelim artık. Şunu aradan bir çıksın şu Mr. Beast. Hadi Dünyanın en başlayalım büyük bakalım. parçalayıcısı ve bu Lamborghini içine düşmek üzere. Ayrıca bir köyü bombalayacağız. Bir Lamborghini'ye tankla ateş açacağız ve bu mağazayı dünyanın en büyük dominosuyla yıkacağız. Biz Deneylerimizin yalnızca ilki bu. Videomuza bayılacaksınız. Hazır mıyız? Hazırız. Çok çılgınca olacak. Çok epik ya. Gerçekten çok epik bir YouTuber. Pekala, düşüyor, düşüyor. Hadi. Tamam, devriliyor. Gerçekten devriliyor. Koşsak mı acaba? Oh. Çarpmayı duydun mu? Oh. 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 Düşüyor. Pekala, o dünyanın en uzun dominosuydu. Oh. Ama en uzun domino artık bu. Hadi. Hadi. Oh. İşte domino düşüyor. Hadi. Aman tanrım. Domino etkisi. Bu deliceydi. Domino etkisi işte bu. Harika. Gerçekten domino yapacağımız en havalı şey bile değildi. Gelmiş geçmiş en büyük YouTube patlayıcıyı patlatacak. Bir roller coaster'ı raydan çıkaracağız. Daha neler neler. Hadi bir sonraki deneyimize geçelim. Evet. Bugün daha çok deneyimiz var ve şimdi bir köyü devasa bir creeper patlayıcıyla havaya uçuracağız. Görmüş olun, insan boyutundaki hali böyle görünüyor. Oh. Aa, tamam. Ama biz 50 kat büyüğünü patlatacağız. Steve, önceki Creeper'dan kurtulmuştun. Ama bundan kurtulabilir misin emin değilim. Aa, Steve hayatta kalamaz mı yani? Mümkün değil. 50 kat büyük olsa da 200 kat fazla TNT mevcut. Peki Steve. Tamam, sığınağa doğru Peki, gidelim. Steve. Hadi Steve'i boşluğa uğurlayalım. Bu Creeper'ın ne kadar büyük olduğunu bilin istiyorum. Steve'in boyu benden uzun. Yaklaştı. Tehlikeli bu çok bir zaman olacak. Video. Yaklaşıyor. Çok az kaldı. Ne zaman olacak bilmiyorum. Çok korkuyorum. Oh. Bu kemara nasıl canlı kalıyor amına koyayım. Değil mi? Oh! Oh! Aman bir tanrım. Beyaz yanıp sönüyor, hep efekt koymuşlar. Aman tanrım. Resmen dilim tutuldu. Aklım almadı doğrusu. Bu çok acayipti. Bunu yapabilmemiz nasıl mümkün? Çünkü Amerika'da yaşıyoruz. Çok yaşa Amerika. Eğer bunu havalı bulduysanız hazır olun. Çok daha havalısı gelmek üzere. Bir sonraki deneyimiz için bir Lamborghini daha aldım. Adam, bu Lamborghini senin dostum. Sağ ol. Bu kadar kolay olmamalı diyorsun. Evet, düşündüğüm tam olarak bu. Sana nasıl anlatsam? Geçenlerde bir askeri tank aldım diyelim. Tam 3 gün sonra yeni arabanı top ateşine tutacağım. Korumak için kredi kartımı istediğin kadar kullanmaya iznim var. Lamborghini sağlam çıkarsa yepyeni bir araban olacak. Bu Lamboyu korumak için ne gerekiyorsa harcayacağım. Yani kartımı o yüzden sana verdim. Tamam, oldu. Pekala, yapacağım. Hadi bakayım. Aklımdan çok şey geçiyor ama özeti şu. Mermiyi durdur, Lamboyu kazan. Adam'ın ilk hamlesi bir inşaat ekibiyle inşaat malzemeleri getirtmek ve ilk duvarını inşa ettirmek oldu. Her duvarın benden 30 santim daha uzun olmasını istiyorum. En azından direkt vuruşları engeller. Şimdi ikinci aşama içinse bir havuz kullanacağım. Mythbusters'ın birinci bölümünde suya ateş ediyorlardı. Yani hızı kesmeme yardım etmeli. Lambosunu tehlikeden korumak için Adam'ın yapması gereken çok şey var. Tehlike demişken dünyanın en tehlikeli rol... Ama o küçük bir mermi ya. Baba. Bu tank yani, arada fark tek o. Roller coaster'ını aldık ve neden tehlikeli olduğunu merak ediyorsanız... Sebebi içerisindeki bombalar. Teoride bu roller coaster'a binecek olsanız raydan çıkacağınız kesin. Ama asıl soru nereye düşeceğiniz. Bakalım raydan çıkınca ne kadar uzağa gidecek. Ve tabii başlamadan önce içine mankenler koyacağız. Millet, mankenlerinizi istediğiniz yere koyun. Pekala, bu tamam. Kafasız tamam. Ve son dokun. Niye ne dedin canım benim? Niye kendisi girmiyor mu dedin? Ha. Ne? Bunun yani içine raydan çıkacak olan. Güzel. Konuş, itin. Adrenalin olur heyecan. İtin, itebildiğiniz kadar. Pekala, çekilin önünden, çekilin. İşte koş, gidiyor, koş 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 koş. Çok hızlı gidiyor. İşte oldu. Tamam, yöneten şimdi yok, aşağı arabayı ulaşıp rampadan uçacak. Hazır olun. Tehlik işte gidiyor. Git git git. Vay canına. Evet. Mükemmeldi. Oho. Tamam, dur 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 dur. Tersten görüldü öyle. O korkutucuydu. Açıkçası daha uzağa gider sanmıştım. Aslında güzeldi ama bir daha yapalım ve patlayıcı da kullanalım. Bu kutularda kilolarca TNT mevcut. İttirdikten sonra sığınağa doğru koşun. Söylemene gerek bile yok. Koş 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 koş, gidiyoruz. Koşuyorum. Hadi koşun millet, koşun. Daha hızlı. Az kaldı. Koş 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 koş. Tamam, varmak aman üzere. Tanrım. İçeri girin. İnişe geçti. Oh.
Oğlum bu adamlar delirmiş ya iyice kanka. Harikaydı bu. 30 metre ben uçmamış olabilir ama en azından patlattı. Ama bu patlayıcı şimdi göreceğinizin yanında hiçbir şey. Sıradaki deneyimizde 3 kasa mevcut. 1000 dolarlık, 10 bin dolarlık ve son olarak 100 bin dolarlık birer kasa. Bu benden büyük. Ve patlayıcıya ne kadar dayanıklılar göreceğiz. Bunlar gerçek patlayıcı. Buyurun. Neden Chandler getirdi onları? Aa, tedarikçim. Peki. Dikkatlice indir. Çok görünmüyor olabilir ama burada 1000 dolar var. Her bir kasa için harcadığımızın aynını TRT için de harcadık. Hangisi kazanacak görelim. 1000 dolarlık kasa mı yoksa 1000 dolarlık patlayıcı mı? Kasanın içine yumurta koyacağım. Bakalım çırpılmış yumurtaya dönüşecek mi? Namına bile koyar. Genellikle patlamalar için kablosuz fünye kullanıyoruz. Bu seferse kablolu olacak. Neden? Oh! Evet, bundanmış. Bu beni çok korkuttu. Kasadaki yumurta resmen yok oldu. Hadi bir de 10 kat fazla patlayıcı ve 50 kat güçlü bir kasa kullanalım. Ciddiyim. 8 santim kalınlığında çelikten yapılma bu. Bir kasa patlayıcı alın. Patlayıcıyla Jenga oynamak gibi. Aman tanrım. Sanki Noel ağacına hediye bırakıyor gibiyiz. Önceki yumurta kurtulamadı. Bakalım 10 bin dolarlık kasa koruyabilecek mi? Bir kasa bir yumurtayı TNT'den koruyamıyorsa 10 bin dolar vermeye değer mi? Kasaların TNT'ye dayanması gerekmiyor mu ki? Bu ton çok sıcak. Basmak ister misin? Tabii. Basıyorum. Oh. Oh. Ne? Oh, vay be. Oh, dostum. Sıradaki patlama bunun 10 katı mı? Aynen öyle. Ki bu patlama da öncekinin 10 katıydı. Aman tanrım, yerde çukur oluşturdu. Nolan'ın annesi buraya düştü desem inanır mısınız? Aman tanrım. 100 bin dolarlık kasadaki camı kırdı. Aslında kasaları birbirinden uzağa koymam gerekiyordu. Doğduğumuz andan beri merak ederiz. 100 bin dolarlık bir kasa bir yumurtayı 100 bin dolarlık patlayıcıya karşı koruyabilir mi? Birazdan göreceğiz. Bu asırlık bir soru. Şanslısınız çünkü cevabı öğrenmek üzereyiz. GTA 5 kasası bu arada. Çok ağır. Şu an oğlum, bu kasanın kasa, çevresinde 100 bin dolarlık patlayıcı var. Yok. Artık güvensiz olduğunu söyleyebilirsin. Birazdan göreceğiniz gerçekleştirdiğimiz tüm patlamalar arasında en büyüğü olacak. Videolarımız o kadar çılgıncaydı ki insanlar sahte sanıyor. Bu gerçek bir patlama. 3, 2, 1... Oppenheimer sahnesi gibi amurdum şuraya bak. Abarttılar ya, amına koyayım bir de ya. Şehirdeki ne desem bilemedim. Herkesi uyandırmışızdır. Bence eyaletteki herkesi. Yumurta sağlam mı görelim, aman tanrım. Dostum, kasanın arkası yok olmuş. Temeli parçalanmış, her şey paramparça. Kasa, baksana. Görünüşe göre her şey 16 tonluk kapağa gitmiş ve duvarlar ihmal edilmiş. Yumurtadan eser kalmadı. Eğer banka soyacak olursanız 100 bin dolarlık TNT alın yeter. Bu arada Adam bütün gece yapı işiyle meşguldü. Şu an gecenin ikisi ama hala çok sıcak. Sabah geri döndüğümde çok ilginç fikirleri olduğunu fark ettim. Adam, şu an gördüğümüz nedir? Hurdalıkta çok araba var. İki sıra araba kullanacağım ve muhtemelen istifleyeceğim. Ama asıl sırrım arabaların silindir bloğunu kullanmak olacak. Arabanın yan kısmına kıyasla mermileri daha iyi bloke etmeli. Şu ana kadar Adam 2 briket duvar, 2 sıra araba ve 3 havuz inşa etti. Hepsi Lamborghini'yi tank ateşinden korumak için. Sence Lambo'nun sağlam kalma ihtimali ne? Lambo benim dostum. Gereken... Abi niye demirden duvar örmedin ya? Yani ne bileyim, neden 3 tane havuz bu arabalar bu yani... Şu duvar ya niye kanka amına koyayım ya? Titanyum, tankın çelik. Tankın karşısına iki tane tank alsaydı amına koyayım bitti. Bak, kredi kartı yok mu? Limitsiz değil mi bu arada? Doğru. Ha, doğru mesela doğru. Kredi kartı ama. Mr. Beast'in kontentini götünden sikmece. Yani, üç tane tank alırdım. Seni yapacağım. Ama işleri kolaylaştırmak istemedim. O yüzden yarın için ilave destek getirdik. Çocuklar getirin onları. Hedefe ulaşmak üzere. Devam edin. Aman tanrım Cemil. Şimdi iki tank daha olduğuna göre Lambo'ya her yönden saldırabileceğiz. Adam'ın hiç şansı yok. 24 saatten az vaktin kaldı. İyi şanslar Adam. Ya Adam'a bu arada bir tane de jilet alın, şu koltuk altı kıllarını kessin. Gerçekten sikeceğim amına koyayım. Keşke kartı verdiğinde ilk bir tane jilet alaydın ya kanka. Kurban olayım, bu nedir ya birader, sizde bu koltuk altı sevgisi ya. Adam'a ne kadar yabancı da baksam hepsinin koltuk altı ağzına kadar açık. İhtiyacın olacak. Şaka bir yana, açıkçası biraz gerildim. Üç tank olacağını bilseydim tamamen farklı bir strateji izlerdim. Sen inşa eder. Bak chatte biri alındı, sana ne diyor, çabuk git kes lan. Çabuk git kes pezevenç. Biz de tankları test edeceğiz. Tanklar yaşasın. Harika. Sağ ol.
Rez, bu şerifi sana veriyorum. Tabii. Boş ver. Koltuk altı kıllarımı da koruyacağım. Hazırladığımız aynı test sırada. 45 kiloluk bir kasa, bir trambolin ve kurşun geçirmez camdan oluşuyor ama... Gelebildi mi? Oh, buradan resmen arkası görünüyor. Bu üç tank arasında en zayıfıydı. Adam'ın işi bitti. Adam kendi Lamborghini'sini koruma işini bitirirken biz de bir başkasını parçalayıcıya atacağız. Tabii kuvvetini kanıtlamak için önce başka şeyler parçalayacağız. Carl gönder. Geliyor. Evet. Bakalım ne olacak. Oh. İşte o Lamborghini patladı ya kanka. Oh. Hiç piyano sesi gibi değildi bu. İşte bu. O piyanoyu bir sindirsek iyi olacak. Bence de. Kolayı gönderin. Patlayacağına neredeyse eminim. Oo, düşüyor. Bu sırada ben de size Creator League'den bahsedeyim. Infuse ve 8 ayrı yayıncının sponsorluğunda bir oyun ligi. Ön sıra dur bakayım. Sponsorluklarda tanıyacağım bir tane yayıncı varım. Show Speed var. Show Speed. Bu kız mimik Dark yapıyor. Boş, şu evet, abicimizi de tanıyorum. Bayağı böyle... IRL yani, videolarına hep denk geliyorum. Bitti. Geri kalan yok bende. Oyun ligi. Ön sıra kombine bilet gibi ama izlemekle kalmıyorsunuz. Aktif olarak takım kurup strateji değiştiriyor ve ödülleri bölüşüyorsunuz. Aman tanrım. Sırada bir Hershey's otomatı var. Yok ederek size bir iyilik yapayım. Düşüyor. İşte Hershey's düşüyor. Niye öyle dedik? Patates. Takıldı mı? Görünüşe göre bu devasa parçalayıcı bile Hershey's'i sindiremedi. Creator League aboneliği aldığınızda liglere etki edebiliyor, haftalık turnuvalara katılıyor ve ödüller kazanıyorsunuz. Hatta en sevdiğiniz yayıncılarla tanışmanız da mümkün. Önümüzdeki bir hafta içinde abone olarak 3 kutu Feastable kazanın. Taşınabilir tuvaleti getiriyorum. Bunu kullanmayı Chris'e kim öğretti? Creator League'de yayıncıların ne oynayacağını tamamen siz karar veriyorsunuz. Chris indir. Kimin hangi takımda olduğu, kuralların ne olacağı ve daha fazlası. Aa, pis kok. 10 saattir bu hurdalıktayız ve ben bile o tuvaleti kullandım. Bir Creator aboneliği bir oya denk ve ligde yaptıkları her şey tamamen kontrolünüzde. Aşağıdaki linke tıklayın ve Creator League'e hemen üye olun. Şimdi bu parçalayıcı Lamborghini için temizlenirken tanklarla birer atış daha yapacağız. Adam için durumlar hiç iyi görünmüyor. Çünkü dün geceki inşa sürecinde pek çok sorunla karşılaştı. Bazı sorunlar yaşıyoruz. İhtiyaçlarımız var. Her yer kapalı. Malzeme alma şansımız yok. Bunlar son kalan briketler. Bunları hallettiğimize bile inanamıyorum. Abicim... Abi artık lütfen araba ya beton duvar abi vallahi bak çok daha mantıklı estetik ya, şeyler yapabilirsin. 100 bin dolarlık iki tane kasa alsaydı ya abi. Abi gerçekten bu adamı anlamıyorum ya. 3 tank imkansız olacak. Gecenin kalanında çalışmam gerek. Şu an gidip uyusam vicdanımsızlar. Adam. Merhaba Jimmy. Dostum lütfen inşaat işi bitti de. Bana 5 saat daha verir misin? Geçtiğimiz 24 saatte Adam 20 araba daha istifledi. Yan kısımlara 4 duvar inşa etti. 20 araba ve 2 de devasa havuz ekledi. Bu havuzu inşa etmekle o kadar uğraştın ama doldurmamıştın. Ya, evet doldurmak için vaktim kalmadı. Zamanı kullanmayı öğrenmelisin. Evet haklısın. Oo, orada çok daha az araba var. Evet. Ve aralarına da kum koymuşsun. Düşmesine engel olur mu dersin? Sorun olmaz. Dostum yoksa Lamborghini istemiyor musun? İşe yarayacak, işe yarayacak. Ben, tamam, bu Lamborghini tek parça halinde son görüşümüz olabilir. Dayan biraz, yakında döneceğim. Ve 20 adet gerçek tank mermisi edindim. Nasıl yaptım sormayın, hepsi bitene kadar ateş açacağız. Bizimkiler tanklara mermileri yüklüyor, bu mükemmel olacak. Benimki neden bu kadar küçük? Neden biliyorsun, işte o an geldi. Hazır mısınız? 20 tane tank mermisine mi direnecek burası? Ben 3 tane sanıyordum. 20 miymiş? GTA'da sınır 15. Abi ben zannediyorum ki bir soldaki ateş edecek, bir orta, bir sağ. Evet, toplam 3 diyordum ben de. 20 tane imkanı yok kanka. Lamborghini unutsun o eleman ya. 3 2 1 Havuza geldi. İsabet etti. Evet işte. Kanka bir zaten sikti amına koyayım, önünü açtı. Hayır. İlk atışımız tane. Direkt Lambo'nun önündeki havuza geldi. Su her tarafa yayıldı. O havuzlara ne kadar su koydun? Aa, çok iğrenç. Ateş ediyorum. Aman tanrım. İnancımı yitirmeyeceğim. Şimdi. Abi bir... 18 saniye var. Ne diyorsun amına koyayım? Ne inancımı yitirmeyeceğim? Ne ben diyorsun ateşleyin ya? Ben ateşleyin. Üçünü de. Aman ne anlatıyorsun? 3, 2, 1. Adam'ın duvarları buradan Lamborghini'yi görmeyi imkansız kılıyor. Yani cephane bitene kadar araba sağlam kaldı mı göremeyeceğiz. İçim belirtti. Hiç iyi durmuyor. Mermi yükleyin. Chris. Carl. Nolan. Oradaki savunman yetersiz gibi. Durum hiç iyi değil. Artık ne yapsam faydası yok. Elimden geleni yaptım. Bu arabalar ateş da edin. Mermi gibi. Elimde çok fazla güç var. Bugün kendime güvenim tamdı.
bir tank ateşleyebilseniz nasıl hissettirir? Sonuç var mı? Artık tek umudum ıskalamaları. Yani İskalamaktan başka çaresi yok. Son atış. Adam bu sefer kaçarın yok. Ateşlemen gerek. Kaybedeceksem adam akıllı kaybedeyim. Tamam. Hey, o koşuyor. Adam'ın arabasının işi bitti. Göremiyorum. Göremiyorum. İşte bu. Evet. Hey, üstünde delik bile yok mu? Dostum, işte bu. Hiçbiri isabet etmemiş. Sektirsin gitsin ya. Hiçbiri isabet etmemiş amına koyayım. İmkanı yok. Bilerek vurmamış abi. Abi, tank o zaman alayım bütün parayla. Yani. Ya sistem git eşler ya bir parayla işte bak işte alayım patlatayım ortaya olmaz ki oğlum. İşin acayip yanı arabalar abi, mermileri durduramamış ya. Olsa da sekmelerini sağlayıp Lamborghini'den uzaklaştırmışlar. Dostum havuzda mermi aman var. Tanrım. Havuzda bir mermi var. Lamborghini'nin tam önündeki havuz bir mermiyi durdurdu. Evet sağ olun Midbuster size borçluyum ve bu Lambo artık benim. Aman tanrım sığacak mı? Evet sığdı. Hey. Bir şekilde hallederiz. Sorun değil, bir şekilde hallederiz. Hey, Lambo için tebrik ediyorum. Sağ ol Jimmy. Hadi bir Lambo parçalayalım. Ve şimdi siz canilerin beklediği an geldi. Bu metal yığını dünyanın... Ya, hepiniz bu anı bekliyorsunuz. Ne bekleyeceğim bu anı ya? Diğer patlayıcılar da aynı Lamborghini yerde bir oluyor işte. Vakit geldi mi? Evet geldi. Gönderin gitsin. Carl hazır mısın? Evet, hadi gönder bakayım. Lamborghini'yi. Bu gerginlik beni öldürecek. Bayağı gergin. Tam ucunda duruyor. Aman tanrım düştü düşecek. Lamborghini dünyanın zaten en büyük parçalayıcısına karşı işte şimdi o. Evet. Şuna bak. Oyuncak arabamı bu ediyorum. Bana koyayım ya. Bu gördüğüm en havalı şey. Dostum burası sallanıyor. Araba direniyor. Sanırım ittirmemiz gerekiyor. Lambo'nun tekerleri takıldı. Yani vinçle itmemiz gerekiyor. Patlatın lastikleri. Evet! Parçala! Parçala! Gördün mü? Parçala! Aman tanrım! Tamam! Parçalanmış bir Lamborghini işte böyle görünüyor. Merak etmeyin arızalıydı. Hurdaya çıkmıştı. Abone olun çünkü inanılmaz videolar yolda ve kaçırmanızı istemem. Görüşmek üzere.